Ştefan Zweig Bir Yüreğin Ölümü Seslendiren Çiğdem Adıyaman Bir yüreğin adam akıllı sarsılabilmesi için her zaman ille de kaderin güçlü bir tokatı ya da her şeyi sert bir şekilde söküp atan bir güç gerekmez. Hatta gelişi güzel nedenle yıkımı yaratmak kaderin ele avuca sığmaz heykel tıraş tahrik eder. Biz insanoğlu kendi anlaşılmaz dilimizde bu ilk hafif dokunuşlara bahane ederiz. Ve onun o küçücük cüssesiyle çoğu zaman muazzam etkili gücüne şaşar kalırız. Fakat bir hastalık nasıl sinsice ortaya çıkarsa, bir insanın kaderi de ancak her şey gözle görülür hale geldiğinde ve olaylar başladığında kendini belli eder. Kader, yüreğe dıştan dokunmadan, çok önce beyinde ve kanda, içten içe ilerler her zaman. Kişinin kendini tanımaya başlaması aslında kendini savunmaya başlamasıdır ve bu çoğu zaman beyhude bir savunmadır. Yaşlı adam adı sındı ve memleketinde gizli dernek müşaviri olarak biliniyordu. Paskalya için ailesiyle birlikte geldiği Gordene'deki otelde şiddetli ağrılar nedeniyle uyandı. Vücudu adeta sert keresteler içinde sıkışmış gibiydi. Daralan göğsünde güçlükle nefes alıyordu. Yaşlı adam korktu. Uzun zamandır safra kesesi sancıları çekiyordu. Doktorların tavsiyesine uyup Karsbat'ta bir küre gidecek yerde ailesi istediği için güneye gelmişti. O şiddetli ağrı nöbetleri gelecek korkusuyla geniş bedenini çekine çekine yokladı. Fakat kısa bir süre sonra devam eden şiddetli sancıların ortasında sadece midesinin ağrıdığını fark edince rahatladı herhalde alışkın olmadığım İtalyan yemeklerindendir ya da buradaki birçok yabancının başına gelen zararsız zehirlenmelerden biridir, diye geçirdi aklından. Rahat bir nefes alarak titreyen ellerini çekti ama sancı henüz geçmemişti ve nefes almasını engelliyordu. Bu nedenle biraz hareket etmek için ahlaya oflaya yataktan kalktı. Gerçekten de ayağa kalkıp yürümeye başladığında sancısı hafiflemişti. Fakat karanlık oda pek büyük değildi Ayrıca diğer yatakta uyuyan eşini uyandırmaktan ve endişelendirmekten de çekiniyordu. Üzerine röptö şamberini aldı, çıplak ayaklarına terlik giydi ve el yordamıyla koridora çıktı. Sancasını azaltmak için ağır ağır yürümeye başladı. Karanlık koridora, açılan kapıyı araladığı anda ardına kadar açık pencerelerden kilisenin çanına önce dört kez güçlü bir şekilde, ardından da gölün üzerinde yankı yapan hafif vuruşlarını duydu. Saat sabahın dördüydü. Uzun koridor tamamen karanlıktı. Fakat yaşlı adam gündüzden hatırladığı kadarıyla koridorun dümdüz ve geniş uzun olduğunu biliyordu. Böylece ışığı açmaya gerek duymadan derin derin nefes alarak göğsündeki sıkışmanın gittikçe azaldığını, yürüyüşünün kendisine iyi geldiğini hissederek memnun bir şekilde koridorun başından sonuna kadar birkaç kez yürüdü bu yürüyüş egzersiziyle neredeyse tüm ağrılarından kurtulmuş, odasına gitmeye hazırlanırken duyduğu bir sesle korkudan olduğu yerde kala kaldı. Evet, bir sesti. Karanlığın içinden bir fısıltı. Tiz ama yine de anlaşılmaz bir fısıltı. Tavanda bir şeyler çatırdamıştı. Sanki birileri bir şeyler fısıldıyor, bir şeyler kımıldıyordu. Derken hafif aralık olan bir kapıdan karanlığın içinden cılız bir ışık süzüldü. Bu da neydi? Yaşlı adam gayri ihtiyari bir köşeye sokuldu. Merak ettiğinden değil, aksine sadece gecenin bir yarısında dolaşmaya çıktığını birisi görecek olursa duyacağı utanç nedeniyle. Fakat tam o saniyede ışığın koridoru aydınlattığı anda beyazlar giymiş bir kadın süliyetinin o odadan çıkıp koridorun derinliklerinde kaybolduğunu görür gibi oldu. Gerçekten de koridorun sonundaki kapılardan birinin olduğu yerde bir kapı tokmağının hafif sesi duyuldu. Sonrasında her şey yine karanlığa ve sessizliğe gömüldü. Yaşlı adam yüreğine bir şeyler saplanmış gibi birden sendelemeye başladı. Orada koridorun sonunda kendini göstere göstere belli eden o kapı tokmağının olduğu yerdi. Orada sadece kendi odası vardı. Ailesi için kiraladığı üç odalı daire. Daha birkaç dakika önce odadan ayrıldığında eşi derin uykudaydı. O halde Hayır, yanılmış olması imkansızdı. İnanması güç ama yabancı odada yaşadığı bir maceradan döndüğü anlaşılan o kadın silüeti henüz 19 yaşında kızı Erna'dan başkasına ait olamazdı. Yaşlı adamın tüm bedeni ürpermiş, korkudan adeta buz kesilmişti. Kızı Erna, o çocuk, o pırıl pırıl, yaramaz çocuk. Hayır, imkansızdı. Yanılmış olmalıydı. Yabancı bir odada ne iş olabilirdi? Eğer beynine hücum eden düşüncelerden kurtulmaya çalışıyor, fakat kaçarcasına uzaklaşan kadının hayaletini andıran görüntüsü inatla şakaklarına yapışmış, bir türlü bırakmıyordu. Yapacak bir şey yoktu, emin olmak zorundaydı. Soluğu tıkana tıkana, kendisininkinden hemen bitişinde bulunan kızının odasının kapısına kadar geldi. Fakat birden irkildi. Tam burada bulunan o tek kapının aralığından cılız bir ışık titreşiyor anahtar deliğinden beyaz bir nokta her şeyi ortaya koyuyordu. Kızının odasında sabahın dördünde ışık yanıyordu. Derken yeni bir kanıt daha. Tam o anda odadaki elektrik düğmesinin kapandığını duydu. Ve dışarıya sızan beyaz ışık hiçbir iz bırakmadan karanlığa karıştı. Hayır, kendini aldatmanın bir yararı yoktu. Gecenin yarısında yabancı birinin yatağından gizlice kendi yatağına dönen kız Erna'dan başkası değildi. Yaşlı adam dehşetten ve soğuktan titremeye başladı. Aynı anda bütün vücudundan ve gözeneklerinden ter boşalmıştı. Aklına geçirdiği ilk şey kapıyı kırmak ve utanması öldürüsüye dövmekti. Fakat bacakları ağır bedeninin altında tir tir titriyordu. Ancak odasına gidecek, kendisini yatağa atacak zamanı bile zor buldu. Duyuları uyuşmuş, darbe almış bir hayvan gibi başı yastığa düştü. Yaşlı adam hiç hareket etmeksizin yatağında uzanıyordu. Gözlerini karanlığa dikmiş, yanında yatan karısı her şeyden habersiz rahat rahat nefes alıyordu. Aklına ilk gelen şey, karısını sarsarak uyandırmak, korkunç gerçeği anlatmak, yüreğini boşaltmak, öfkesini kusmaktı. Fakat o korkunç gerçeği nasıl söyleyebilir, yüksek sese nasıl anlatabilirdi? Hayır, asla, asla o sözcükler dudaklarından çıkmayacaktı. Ama ne yapacaktı? ne yapacaktı? Düşünmeye çalıştı. Fakat düşünceleri önünü göremeyen yarasalar gibi birbirine çarpıyordu. İnanılır gibi değildi. Erna, gözlerinin içi gülen o terbiyeli çocuk. Neredeyse daha dün okuldan döndüğünde kitabının başında küçük pembe parmaklarıyla o güç yazıyı güçlükle okumaya çalışmıyor muydu? Onun daha dün üzerinde açık mavi elbisesi okuldan alıp pastaneye götürmemiş miydi? şekerli dudaklarıyla yanağını öpücük kondurmasının üzerinden ne kadar zaman geçmişti? Daha dün değil miydi? Hayır, yıllar önceydi. Fakat daha dün, gerçekten de bir gün önce vitrinde rengarenk görünen mavi sarılı süveteri alması için ellerini kavuşturmuş ve babasının asla karşı koyamayacağı o çocuksu gülümsemesiyle ''Babacığım lütfen'' diyerek nasıl da yalvarmıştı. Ve şimdi, şimdi ise babasının odasının yanı başındaki odadan Gece yarısı çıkıp yabancı bir erkeğin odasına süzülmüş, orada onun yatağında çıplak şu kahkahalar atmıştı. Tanrım, tanrım elinde olmayarak inliyordu yaşlı adam. Böylesi bir utanç, böyle bir utanç. Gözüm gibi baktığım narin çocuğum yabancı bir adamla. Kiminle, kim olabilir? Buraya, Gardone'ye geleli daha üç gün oldu ve buradaki süslü, kendini beğenmiş züppelerden biriyle daha önce tanışmamıştı ne o ince kafalı kont Ubaldi'ye ne de o İtalyan subayla yalnızca gelişimizin ikinci günü tanışalı onlarla hemen birisiyle hayır ilk birlikteliği bu olamaz hayır çok daha önce başlamış olmalı evdeyken ve ben hiçbir şey bilmiyorum hiçbir şey fark etmedim ben salak kafası kopası salak fakat ben onlar hakkında ne biliyorum ki bütün gün onlar için çalışıyorum Günün 14 saati bir odayım. Tıpkı yıllar önce numunelerle dolu valizlerimle trende kent dışında gittiğim gibi. Sadece onlara para getirebilmek için. Para. Para. Kendilerine güzel elbiseler alabilsinler ve zengin olsunlar diye. Ve akşamları eve döndüğümde, yorgun argın döndüğümde onlar gitmiş olurlardı. Tiyatroda, baloda, gezmede. Ne biliyorum onlar hakkında? Bütün gün neler yaptıklarını nereden bileyim? Sadece şimdi çocuğumun gece yarısı saf ve temiz bedeniyle erkeklerin yatağına girdiğini tıpkı sokak fahişeleri gibi. Ah nasıl bir utanç. Yaşlı adam iç çekmeye devam ediyordu. Her yeni düşünce yarısını daha da derinleşiyordu. Sanki beyni yarılmış, kanıyor da kırmızı kurtlar içini kemiriyordu. Fakat neden bütün bunlara tahammül ettim? O orada, o utanmaz bedeniyle rahat rahat uyurken neden ben hala burada yatıyor ve kendime eziyet ediyorum? Neden hemen odasına dalmadım? Kepazeliğini bildiğimi yüzüne haykırmadım. Neden kemiklerini kırmadım? Çünkü ben zayıf biriyim, korkan tekiyim. O ikisine karşı hep zayıftım. Yaptıkları her şeye göz yumdum. Onlara rahat bir hayat sağlayabildiğim için gurur duydum. Bu arada kendi hayatımı mahvetmiş olsam da dişimle Tırnağımla kazandım bu parayı. Kuruş kuruş. Onları mutlu görmek uğruna canımı dişime taktım. Fakat onlara refahı sağlar sağlamaz benden utanmaya başladılar. Onların yanında yeterince şık değildim. Fazla cahildim. Nasıl kendime itebilirdim ki? Daha 12 yaşındayken beni okuldan aldılar. Para kazanmak zorunda bırakıldım. Para kazanmak. Para kazanmak. Numunelerle dolu valizimle köy köy dolaştım. Sonra kendi işimi kuruncaya kadar kent kent pazarlamacılık yaptım. Fakat tam yükselmiş kendi işimi kurmuştum ki eski şerefli soyadımı beğenmemeye başladılar. Konsey danışanı özel danışman ünvanını satın almak zorunda kaldım. Sırf eşime bayan salımınsın demesinler diye, sırf onlar kibarlık taslayabilsinler diye. Kibarlık, kibarlık. Onların bu kibarlık budalalığına, o kibar çevrelerine karşı olduğumda annemin nur içinde yatsın sadece babam ve bizim için evi çevirdiğini, sessiz, mütevazi olduğunu anlattığımda benimle alay ettiler. Geri kafalısın dediler. Sen çok eski kafalısın babacığım diye alay etti kızım benimle hep. Evet, eski kafalı. Evet. Ve şimdi o yabancı erkeklerle yabancı yataklarda benim çocuğum, benim tek çocuğum, bu nasıl bir utanç, nasıl bir ayıp. Yaşlı adam göğsünü sıkıştıran acıyla öyle korkunç inledi ki yanında yatan karısı uyandı. Ne oldu diye sordu uyku mahmurluğu içinde. Yaşlı adam cevap vermedi. Nefesini tuttu ve düşüncelerini beynini bir kurt gibi kemirirken acılarının karanlık tabutunda sabaha kadar hiç hareket etmeden öylece kaldı. Sabahleyin kahvaltı masasına ilk gelen oydu. İçini çeke çeke oturdu. Ağzına attığı her lokma midesini bulandırıyordu. Yine yalnızım dedi. Her zaman yalnızım. Sabahleyin ben işe giderken ikisi de danslarından, tiyatrolarından yorgun düştüklerinden keyiflerini bozmadan tembel tembel uyumaya devam eder. Ben akşam eve döndüğümde onlar çoktan gitmiş olur. Bana ihtiyaçları olmaz orada. Ah para! O kahrolası para bozdu onları. Para onları... Bana yabancılaştırdı. Ben aptal. Tonla parayı bir araya getirdim. Kendimden bile çaldım. Kendimi yoksul düşürdüm. Onların ahlakını bozdum. 50 yıl boyunca anlamsız bir şekilde didindim, durdum. Bir gün bile kendime ayırmadım ve şimdi yalnızım. Adam gittikçe sabırsızlanıyordu. Neden gelmiyor? Onunla konuşmak istiyorum. Ona söylemek zorundayım. Buradan gitmeliyiz, hemen. Neden gelmiyor? Herhalde hala yorgun. Ben aptalın yüreği parçalanırken o vicdanın rahat mışıl mışıl uyuyor. Annesine gelince saatlerce temizlenir, banyosunu yapar, hazırlanır, manikürünü, saçlarını yaptırır, saat 11'den önce aşağı inmez. Bunda şaşılacak ne var? Böyle bir kadının çocuğu ne olur? Ah para, kahrolası para. Arkasından hafif ayak seslerini duydu. Günaydın babacığım, iyi uyudun mu? Kızı hafifçe eğilip küçük bir öpücük kondurdu zonklayan alnına. Adam gayri ihtiyarı başını geri çekti. Çuti parfümünün tatlımsı ağır kokusu midesini bulandırmıştı ve sonra ''Neyin var babacığım? Yine keyfin yok. Bir kahve söyleyeyim. Garson, İyi uyumadın mı yoksa kötü haberler mi aldın?'' Yaşlı adam kendini tutmaya çalışıyordu. Başı neydi? Kızın yüzüne bakmaya cesareti yoktu. Sustu. Sadece kızının ellerini gördü masanın üzerinde. O sevdiği elleri. Umursamaz, maniküllü elleri şımarık tazılar gibi beyaz örtünün üzerinde oynuyordu. Adam titriyordu. Çekinerek bakışlarına dolaştırdı. Yumuşak, el değmemiş kollarına, o çocuklu, eskiden ne zaman ne kadar önceydi. Yatmaya gitmeden önce sık sık babasına sarıldığı kollarına. Kızın yeni süveterlerinin altında nefes aldıkça hafif hafif inip kalkan yuvarlak göğüslerini gördü. Çıplak, çıplak, yabancı bir erkeğin kollarında diye geçirdi. Aklından için için kabaran bir öfkeyle her yanını tuttu. Elledi, okşadı, kokladı, zevkini çıkardı. Benim kanım, benim canım, benim çocuğum. Ah o yabancı serseri. Elinde olmadan yine inlemişti. Kızı neyin var babacığım diye sorarken şımarıkça babasına sokuldu. Neyim mi var diye gürledi içten içe. Orospu bir kızım var ama bunu söyleyecek cesaretim yok. Fakat adam sadece belli belirsiz homurdandı. Hiç dedi. Sert bir şekilde gazeteyi eline aldı. Kızının merakla bakışlarıyla karşılaşmamak için sayfalarını açarak yüzüne tuttu. Çünkü onunla göz göze geldiğinde kendini güçsüz hissediyordu. Gazeteyi tutan elleri titriyordu. Şimdi söylemeliyim ona, Yalnız olduğumuz şu an söylemeliyim diye düşünürken içi içini yiyordu. Fakat sesi çıkmıyordu. Başını kaldıracak gücü bile yoktu. Sonra birdenbire koltuğunu geri çekti. Ağır adımlarla bahçeye attı kendini. Çünkü gözyaşlarının istem dışı yanaklarından süzüldüğünü hissetmişti. Ve kızı bunu görmemeliydi. Yaşlı adam kısa bacaklarıyla bahçede dolanıp durdu. Ve uzun süre gözlerini göle dikti. Her ne kadar içine akıttığı gözyaşları, gözlerini körlemişse de buradaki doğanın güzelliği yine de görebiliyordu. Gümüş rengindeki ışığın arkasında yeşil bir dalga gibi yükselen servi ağaçlarının siyah taranmış ince çizgileri, tepeler, açık renkli tepeler ve onların arkasında kalan sert dağlar. Tıpkı ciddi adamların, mutlu çocukların önemsiz oyunlarını seyretmesi gibi sert. Ancak kibirden uzak bakışlarıyla gölün sevimliliğini süzüyordu. Tanrı'nın o ölümsüz mutlu gülümseyişi nasıl da hoş, mecazi, misafirperver bir tavırla insanı güneyin içine, dost ve mutlu olmaya davet ediyordu. Mutluluk dedi. Yaşlı adam düşüncelerinden ağırlaşmış başını sallayarak. İnsan burada mutlu olabilir. Bir defasında ben de mutlu olmak, tasasız insanların dünyasının ne kadar güzel olabileceğini duyumsamak istedim. Yazışmalar, hesaplar, pazarlıklar, pazarlamacılıkla geçen 50 yıldan sonra ben ben de bir defa birkaç güzel gün geçirmek istedim. Bir defa ölmeden önce bir defa. 65 sene. Tanrım dile kolay. O yaşta ölümün bir eli insanın üzerinde oluyor. İşte o zaman insan için ne paranın değeri kalıyor ne de doktorların yardımı oluyor. Yalnızca biraz rahat nefes alayım istedim. Fakat rahmetli babam hep derdi Bizim için rahatlık, keyif yoktur. Bizler sırtımızdaki yükü mezara kadar taşırız. Dün bir kez olsun kendim için bir şey yapabilirdim diye düşünmüştüm. Dün mutlu biri gibiydim. Güzel ve temiz çocuğum olduğu için mutluydum. Sevinçli olmasına sevinmiştim. Ama Tanrı hiç vakit kaybetmeden beni cezalandırdı. Tanrı her zaman elimdekini almıştır zaten. İşte şimdi her şeyi sonsuza kadar kaybettim. Artık kendi çocuğumla konuşamıyorum. Gözlerine bakamayacak kadar utanıyorum. Hep aklımda olacak. Evde, bir oda ve gece yatağa yattığımda. Şimdi nerede, neredeydi, ne yaptı? Artık asla huzurla eve gidemeyeceğim. İşte karşımda oturuyor, yanıma geliyor ve benim yüreğim hopluyor. Onu öyle genç ve güzel görünce. Beni öptüğünde kendi kendime, dün bu dudakları kim öptü diye soracağım benden uzaklaştığında hep korku içinde yaşayacağım. Gözlerine baktığımdaysa hep utanç duyacağım. Hayır, böyle yaşayamaz. İnsan böyle yaşayamaz. Yaşlı adam mırıldanarak sarhoş gibi bir oyana, bir bu yana, sendeleye sendeleye yürüyordu. Sürekli göle bakıyor, gözyaşları sakallarına karışıyordu. Burnundaki sapsız gözlüğü çıkartmak zorunda kalmıştı. Mio ve yaşlı gözleriyle dar yolda öyle haldır yürüyordu ki o anda oradan geçen bahçıvan çırağı afallamış bir şekilde öylece durup ona baktı. Şaşkın adamın arkasından İtalyanca komik bir şeyler söyleyip kahkaha attı. Bu yaşlı adamı daldığı acılardan çıkardı. Gözlüğünü burnuna yerleştirdi. İnsanların onu fark etmeyeceği bir banka oturmak için bahçenin bir köşesine sokulmaya çalıştı. Fakat tam bahçenin öbür ucuna varmıştı ki sol taraftan gelen bir kahkaha ile yeniden irkildi. Tanıdığı ve şu an yüreğini parçalayan bir kahkahaydı bu. Bu kahkahalar 19 yıl boyunca yaşlı adamın müziği olmuştu. Kızının o küstah, şuh kahkahası. Bu kahkaha bir şeyleri koymak için, bu tasasız neşeliğin tomurcuklandığı o verimli sarı toprağa koymak için. Sadece bu kahkahayı duymak için yaşamıştı ve safra kesesini hasta etmişti o sevgili tutaklarında, o kahkahanın hep çınlaması için. Oysa şimdi bu kahrolası kahkaha kızgın bir testere gibi yüreğine dağılıyordu. Ama direnen yaşlı adamı yine de kendine çekiyordu. Kızı tenis kortundaydı. Çıplak elinde tuttuğu raketi hafif bir hareketle yukarı kaldırıyor, topu karşılıyordu. Her vuruşta küstah kahkası mavi gökyüzüne yükseliyordu. Üç erkek de hayranlıkla ona bakıyordu. Bol tenis gömleği içindeki Kont Ubaldi, vücudunu sımsıkı saran üniforması içindeki subay ve kusursuz süvari pantolonu içindeki binici bey. Üçü de kelebek gibi bir oraya, bir buraya sıçrayan kızın çevresinde birer heykel gibi duruyordu. Yaşlı adamın da bakışları tutsak olmuştu. Tanrım, bu açık renkli elbise içinde ve güneşin ışıldayan saçlarıyla ne kadar da güzel görünüyordu. Körpe bedeni sıçrarken ve koşarken hafifliğini nasıl da mutlu mutlu hissediyor, coşkulu hali karşısındaki heyecanlandırıyordu. Şimdi beyaz tenis topunu havaya fırlatıyor, bir daha, bir daha vuruyordu. Genç kız bedeninin bir ağaç dalı gibi eğilip topu yakalaması, son hata yapması muhteşemdi. Adam kızını hiç böyle görmemişti. Coşan bir alevle ateşlenmiş gibiydi. Beyaz uçuşan bir alevdi sanki. Alev alev yanan bedeninden çıkan kahkahalarının gümüş parıltılarıyla güneyin bahçelerinin sarmaşıklarından, ışıldayan gölün yumuşak maviliğinden yükselen bakire bir tanrıçaya benziyordu. Hayır, onu daha önce hiç böyle görmemişti. Etrafı duvarlarla çevrili kentlerinde onu hiç böyle görmemişti. Odalarda ya da caddelerde sesinin böyle kuş cıvıltısı gibi çaktığını hiç duymamıştı. Hayır hayır, onu hiç bu kadar güzel görmemişti. Yaşlı adam bir türlü gözünü alamıyordu ondan. Her şeyi unutmuştu. Sadece bu beyaz, uçuşan alevi görüyordu. Kızı çevik bir hareketle dönüp soluk solağa adeta uçarcasına bir sıçrayışla topları yakalayıp nefes nefese gülerek gururlu bir bakışla göğsüne bastırmaktaydı. Yaşlı adam orada öylece durup kızının o halini içine çekercesine sonsuza kadar ona bakıp kalacaktı. Kızın topları ustaca yakaladığını seyreden üç adam sanki operadaki bir aryayı alkışlıyormuş gibi bravo, bravo diyerek kızı alkışladı. Erkeklerin gırtlaklarından çıkan bu sesler büyülenmiş gibi orada öylece dalmış yaşlı adamı kendine getirdi. Öfkeyle gözlerini onlara dikti. İşte oradalar şerefsizler derken yüreğinde adeta çekişle vuruluyordu. İşte oradalar fakat işlerinden hangisi acaba? Bu üçünden hangisi dün gece ona sahip oldu? Nasıl da süslemişler, kokular sürmüş, tıraş olmuşlar. Gününü gün eden serseriler. Ben onların yaşındayken yamalı pantolonumla büroda oturur ya da müşterilerin etrafında pervane olurdum. Babalarına gelince, kim bilir belki de onlar hala benim gibiler ve onlar için tırnakları kanayıncaya kadar çalışmaktadırlar. Bunlar ise dünyanın her köşesine seyahat ediyor, Tanrı'nın her gününü boşa geçiriyor, bronzlaşmış yüzleri, açık, arsız gözleri, aydınlık, pırıl pırıl. Böyle olunca zinde ve keyifli olmaları. Benim kızım gibi kendini beğenmiş birini birkaç tatlı sözle kandırıp yatağa atmaları kolay tabii. Fakat bu üçünden hangisi? Hangisiydi? İçlerinden biri. Biliyorum. Kızımı şimdi bile giysilerinin içinde çıplak hayal ederken ağzının suyu akıyor. Ona ben sahip oldum diyor kızımın ateşli ve çıplak halini biliyor ve aklından bugün yine benim olacak diye geçiriyor ve ona göz kırpıyor. Ah o köpek! Öldüresiye kırbaçlayabilirim o köpeği. Derken onu fark ettiler. Kızı raketini salladı ve gülümsedi. Erkeklerle selamladı. Adam karşılık vermedi. Yalnızca dalgın ve kanlanan gözleriyle kızının neşeli dudaklarına baktı. Hala kaka atabiliyorsun ya ahlaksız. Ama kim bilir işlerinden biri daha için için gülüyor ve işte orada duruyor. O yaşlı, aptal yatağında horul horul uyuyan Yahudi diye geçiriyordur aklından. Bir bir ise yaşlı aptal. Evet, biliyorum, gülüyorsunuz, pis çamura basar gibi beni çiğniyorsunuz. Fakat kızım kıvrak ve istekli, koşa koşa yatağınıza geliyor. Annesine gelince, biraz şişman ve ağır, süslü püslü. Ama istense, kim bilir o da hayır demezdi. Haklısınız köpekler. O kızışkın dişlerin, namussuz karıların peşinde koşmakta haklısınız. Bir başkasının yüreğinin parçalanması sizi neden ilgilendirsin ki? Önemli olan sizin zevk almanız. O namussuz kadınların zevk alması sizi kurşunlamalı, kırbaçlamalı sizi. Fakat bunu yapan birileri çıkmadığı için haklısınız. Tıpkı kusmuğunu yiyen köpek gibi öfkesini tutan benim gibiler olduğu sürece haklısınız. Ben korkak olduğum sürece acınacak kadar korkak olduğum sürece haklısınız. Gelip o utanmaz kızımın kolundan tutup çekmediğim için, aptal gibi burada oturduğum için midem bulanarak korkak, korkak. Öfke içinde tir tir titrerken ellerini parmaklığa geçirdi yaşlı adam ve birden ayağının dibine tükürdü ve sendeleye sendeleye bahçeden çıktı. Yaşlı adam ağır adımlarla küçük kente doğru yürüdü. Bir vitrinin önünde birdenbire durdu Turistlerin ihtiyacını karşılayacak çeşit çeşit eşya vardı. Gömlekler, ağlar, bluzlar, balık ağlamak için gerekli malzemeler, kravatlar, kitaplar. Öylesine üst üste konulmuş ve bir piramit oluşturmuş fırın kapları. Fakat onun gözü sık eşyaların arasında silik kalan bir şeye takıldı. Kalın, kabuğucu demirli, elde tutulması zor ama vurdun mu karşındakini yere indiren bir bastona. Bir vuracaksın, vuracaksın o köpeğin kafasına. Bunu düşünmek bile zevkten başına döndürmeye yetti. Bu zevkle dükkana girdi ve o kalın bastonu ufak bir para karşılığında satın aldı. Bastonu eline alır almaz kendini daha güçlü hissetmeye başladı. Silah, fiziksel açıdan güçsüz olanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Bastonu tuttuğunda Adelilerinin gerildiğini hissetti. Kafasına kafasına indirmeli o hayvanın diye kendi kendine mırıldandı. Derken farkında olmadan sendeliye sendeliye yürümeyi bıraktı. Yere daha sert, daha sağlam basmaya başladı. Hızlandı. Yürümeye devam etti. Kumsal boyunca bir aşağı, bir yukarı yürüdü. Ter içinde kalmıştı ama hızlı yürümekten değil, aklından geçenler nedeniyle. Çünkü bastonu avucunun içiyle gittikçe daha sert tutuyordu. Elinde silah gibi tuttuğu bastonu, lobinin mavimsi gölgeli serinliğinin içine daldı. Öfkeli bakışları görünmez düşmanlarını aradı. Gerçekten de bir köşede hasır koltukların yumuşak minderlerine kurulmuş bir arada oturuyorlardı hepsi. İnce kamışlarla viski ve sodalarını içiyor, dünyayı umursamadan neşe içinde sohbet ediyorlardı. Karısı kızı ve hep yanlarında olan o üç adam, hangisiydi o, hangisiydi diye içinden geçirirken ağır bastonu iyice sıkıyordu. Yanlış anlayan Erna kalkıp yanına geldi. Buradaymışsın işte babacığım. Her yerde seni aradık. Biliyor musun? Bay Medviz Bizi fiyat arabasıyla gölün çevresini gezdirecek. Dezen sana'ya kadar gideceğiz. Bunu söylerken onun yavaşça masaya davet ediyor ve sanki daveti için teşekkür bekliyor gibiydi. Masadaki beyler kibarca kalkıp tokalaşmak için ellerini uzattılar. Yaşlı adamın tüm vücudu titriyordu. Fakat kızı yumuşak, yatıştırıcı varlığıyla koluna girmişti. Kafası bambaşka düşüncelerle meşgul olan adam, gayri ihtiyarı kendisine uzatılan elleri bir bir sıktı ve usulca oturdu bir pur aldı ve öfkesini birdenbire vuran dişlerinin arasında yumuşattı, tütünden çıkardı. Diğerleri onu adeta yok sayacak sohbetlere kaldıkları yerden devam ettiler ve hep birlikte kahkahalar attılar. Yaşlı adam koltuğa büzülmüş, sessizce oturuyordu. Tütününü öyle çiğniyordu ki dişlerinin arası kahverengi sıvıyla doldu. Haklılar, haklılar diye geçirdi içinden. Yüzüme tükürmeli benim. Bir de elimi uzattım ona, hem de üçüne birden. Fakat onlardan birinin o hayvan olduğunu biliyorum. Sesimi çıkarmadan onunla aynı masada oturuyorum. Kafasına bir tane indirmiyorum. Hayır, kafasına indirmiyorum. Aksine büyük bir nezaketle elimi uzatıyorum ona. Haklılar. Benle alay ediyorlarsa çok haklılar. Ve sanki hiç burada değilmişim gibi kendi aralarında konuşmakta haklılar. Sanki ben çoktan toprağın altına girmişim gibi. Oysa ikisi de, Erna da, annesi de benim tek kelime Fransızca anlamadığımı biliyorlar. İkisi de biliyor. İkisi de. Fakat en azından burada öyle gülünç bir şekilde oturmayayım diye bir şey sormuyorlar. Onlar için hiçbir şey ifade etmiyorum. Hiçbir şey. Onlar için bir yüküm. Rahatsızlık veren, huzursuzluk veren biriyim. Utandıkları ancak para getirdiği için atamadıkları biriyim. Para. O pis, o iğrenç para. Vererek ahlaklarını bozduğum para. Tanrının laneti üzerinde olan para. Tek kelime konuşmuyorlar benimle. Karım, kendi kızım bu aylak süpbelerden ayıramıyor gözünü. Nasıl da heriflere gülücükler dağıtıyorlar. Sanki adamların elleri vücutlarında geziniyormuş da gıdıklanıyormuş gibi gülüşüyorlar. Ve ben ben hepsine katlanıyorum. Burada öylece oturmuş nasıl gülüştüklerini dinliyorum ve hiçbir şey anlamıyorum. Bir yumruk indireceğime burada oturmuş bekliyorum gözlerimin önünde çiftleşmeye başlamadan önce bastonuna indirip kafalarını dağıtacağımı. Bütün bunlara izin veriyorum. Burada öyle oturuyorum. İzin verir misiniz diye sordu tam o anda İtalyan subay yarım yamalak Almancasıyla ve çakma uzandı. Öfkeli düşüncelere dalmış yaşlı adam birden irkilerek ayağa fırladı ve hiçbir şeyin farkında olmayan İtalyana dik dik baktı. İçindeki öfkesi hala sıcaktı. Bir an eliyle bastonunu kavradı. Fakat dudaklarından çarpık bir sırıtışla ''Rica ederim, buyurun'' dedi. Sesi keskindi. ''Tabii izin veririm. <laughs> her şeye izin veririm. Sahip olduğum her şey emrinize amadedir. Benim her şeye iznim var.'' Subay şaşkın ona baktı. Dili iyi bilmediğinden söyleneni anlamamıştı. Fakat bu çarpık ağız, sırıtkan gülümseme onu huzursuz etmişti. Alman bey gayet ihtiyarı yerinden fırladı. İki kadının yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti bir an aralarında şimşek ve gök gürültüsüne benzer bir hava isti. Fakat sonra yüzünün vahşi ifadesi gevşedi. Sımsıkı tuttuğu bastonu avucunun içinde kayıverdi. Yaşlı adam tekne yemiş bir köpek gibi köşesine çekildi. Cüretkarlığından utanmışçasına hafifçe öksürdü. Buna hoş gerginliği yumuşatmak için Erna yarım kalan konuşmayı başlattı. Alman baron gözle görülür bir çabayla neşeli yanıtlar verdi. Birkaç dakika sonra gürültülü konuşmaları tasasızca devam etti. Yaşlı adam çene çalanların arasında çevreyle tüm ilgisini kesmiş bir halde oturuyordu. Onu gören uyuduğunu sanırdı. Elinden kayan ağır baston bacaklarının arasına öylesine sallanıyordu. Eline yasladığı başı öne düşüyordu hep. Fakat kimse ona dikkat etmiyordu. O suskun suskun otururken diğerlerinin konuşmaları devam ediyordu. Bazen espriler ve kahkahalarla çınlıyordu. Fakat o bunların altında, utanç ve acıyla boğulmuş sonsuz karanlığın içinde hiç kımıldamadan oturuyordu. Üç bey ayağa kalktı. Erne aceleyle onlara gitti. Anne ağır ağır peşlerinden. Yapılan bir teklifi kabul ederek neşe içinde yan taraftaki müzik odasına geçtiler. Orada oturup kalmış adamı çağırmak kimsenin aklına gelmedi. Anneden çevresini saran boşluğu fark eden adam kendine geldi. Tıpkı geceliğin üzerine yorgan düşüp de çıplak bedeninin soğuğa vurmasıyla uyanan biri gibi. Farkında olmadan bakışları boş koltuklara takıldı. Tam o sırada yanındaki piyano salonundan gürültülü ve çekici bir caz sesi geldi. Kahkahalar ve neşeli sesler duydu. Yan tarafta dans ediyorlardı. Evet, dans. Her zaman ederlerdi. Dansı, bunu iyi becerirler. Kanları kaynayıncaya kadar, birbirlerini kızıştırıncaya kadar birbirlerine sürtündüler. Bu tembeller, bu aylaklar, gece gündüz demeden dans ederler, böylece kadınları baştan çıkarırlar. Öfkeyle kaba bastonunu aldı ve onların peşine düştü. Kapıda durdu. Alman binici piyanonun başına oturmuş çalıyordu. Dans edenleri görmek için biraz yana dönmüş bir Amerikan sokak çarkısı çalıyordu ezberden. Erna subayla dans ediyordu. Hantal ve ağır karısı ise uzun boylu kont Ubaldi'nin ritmik hareketlerle döndürmekte güçlük çekiyordu. Fakat yaşlı adam sadece Erna ve partnerine bakıyordu. Kızın vücudu tahrik edercesine kıvrılıyor ve kendini adamın kollarına bırakıyor. Onun gözleri önünde adamın bedenine bastırıyordu. Evet, işte o bu adamdı. Çünkü böylesine taşkın iki bedenin birbirine daha önce tanıdığı, ortak bir ihtirasın kanlarını alevlendirdiği belliydi. Elinde olmadan kızını çekip kollarından koparmak için onlara yanaştı. Fakat kızı babasını fark etmedi. Her hareketiyle kendini müziğin ritmine ve baştan çıkarıcı adamın kollarına bırakmıştı. Başı arkaya eğik, aralıklı dudakları nemli, kendinden geçmiş, kendini unutmuş bir halde, müziğin yumuşak dalgalarında sallanıyor, mekanı, zamanı ve çevresini, insanları unutmuş dansa devam ediyordu. Yaşlı adamsa tüm bunları sanki büyülenmişçesine allak bullak olmuş bir halde hissediyordu. Dans, kızını kendisinden uzaklaştırdıkça onu tamamen kaybettiğini düşünüyordu. Birdenbire müzik bir telin kopması gibi gürültülü bir şekilde parçanın ortasında sustu. Alman baron yerinden fırladı. Herkes sohbet için tekrar bir araya geldi. Yaşlı adam yine toparlandı. Şimdi bir şeyler yapmalı, bir şeyler söylemeli. Beceriksiz, acınacak, lüzumsuz biri gibi burada durmakla olmaz. Biraz önce karısı salına salına yanından geçmişti. Yorgunluktan nefes nefese kalmıştı ancak memnuniyetinin sıcaklığı vardı yüzünde İçindeki öfke birdenbire karar verdi Karısının yanına gitti Gel dedi Soluğu tıkanmış gibi ve sabırsızca Seninle konuşacaklarım var Karısı şaşırmış gibi kocasına baktı Adamın solgun alnında ter tanecikleri parlıyordu Çıldırmış gibi bakıyordu Ne istiyor şimdi Neden şimdi rahatsız ediyor Tam ona gelemeyeceğini söyleyecekti ki kocasının davranışlarından tehlikeli bir şeyler sezdi biraz önce yaşadığı öfke patlamasını hatırlayarak istemeye istemeye adamın peşinden gitti. Özür dileyerek beylerden ayrıldı. Onlardan özür diliyor diye geçirdiği içinden öfkeden kudurmuş adam. Masadan kalkıp beni yalnız bıraktıklarında benden özür dilememişti. Benim onlar için köpekten, üzerine basılıp geçen bir pas, paslan pastan farkım yok. Ama hakları var. Ben bunları katlanırsam hakları var. Karısı kaşlarını sert bir şekilde kaldırmış onu bekliyordu. Adam öğretmeninin karşısında dudakları titreyen bir öğrenci gibi karşısında duruyordu. "Evet, derdin ne?" diye sordu kadın. "İstemiyorum. İstemiyorum." diye çaresizce kekelemeye başladı adam. "İstemiyorum sizin sizin bu insanlarla ilişki kurmanızı." "Hangi insanlarla?" diye sordu kadın, kasten anlamamazlıktan gelerek ve hakarete uğramış gibi yaparak. "Onlarla," dedi adam öfkeyle. Eğik başıyla müzik odasının bulunduğu yeri işaret ederken bana ters geliyor. İstemiyorum. Peki neden? Hep bu acımasız ses tonu diye geçirdi aklından. Sanki hizmetkarıymışım gibi. Daha da heyecanlanarak kekelemeye başladı. Nedenlerim var. Uygun görmüyorum. Aynanın bu insanlarla konuşmasını istemiyorum. Her şeyi açıklamak zorunda değilim. O zaman üzgünüm dedi kadın adama tepeden bakarak. Bu üç bey de fevkalade kibar insanlar. Bizim tanıdıklarımızdan çok daha üstün bir tabakadan. Üstün tabaka ha? Gücü, gücü olmayan bu serseriler. Bu. Gittikçe öfkeden boğulacakmış gibi oldu ve birdenbire ayağını yere vurarak istemiyorum, yasaklıyorum anladın mı? dedi. Hayır diye yanıtladı kadın soğukkanlılıkla. Hiçbir şey anlamadım. Çocuğun keyfini neden kaçıracakmışım anlamadım. Keyfi, keyfi ha. Yaşlı adam darbe almış gibi sendeledi. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Alnında ter boşaldı. Elleri boşlukta ağır bastonunu aradı. Dayanmak, ya da kadına vurmak için. Fakat bastonunu yanına almamıştı. Bu onu kendine getirdi. Kendini zorladı. Sıcak bir dalga birdenbire yüreğini esti. Elini tutmak istercesine kadına yaklaştı. Sesinin tonu alçalmış, yalvarışa dönmüştü. Sen, sen beni anlamıyorsun. Ben kendim için bir şey istemiyorum ki. Sizden sadece rica ediyorum. Bu yıllardır benim ilk ricam. Buradan gidelim. Filorosanya'ya, Romanya'ya, nereye isterseniz oraya gidelim. Benim için fark etmez. Siz nereye istiyorsanız oraya. Yeter ki buradan gidelim. Rica ediyorum. Gidelim, uzaklaşalım. Bugün, bugün ben daha fazla katlanamayacağım, dayanamıyorum. Bugün mü? dedi kadın yüzünü buruşturup alnını kırıştırarak. Bugün mü gidelim? Bu nasıl tuhaf bir fikir? Sır sen bu adamları antipatik bulduğun için onlarla arkadaşlık etmek zorunda değilsin. Adam orada ellerini yalvarırcasına kaldırmış öyle duruyordu. Katlanamıyorum artık. Sana söyledim. Yapamıyorum. Bana soru sorma senden rica ediyorum. Fakat inan bana tahammül edemiyorum. Katlanamıyorum. Bir defa olsun benim için bir şeyler yap. Bir kez olsun. Bu sırada piyanonun gürültüsü başlamıştı yine. Kadın adama baktı. Yakarışından ister istemez etkilenmişti. Fakat bu kısa boylu şişman adam ne kadar da gülünç görünüyordu. Yüzü tokat yemiş gibi kıpkırmızıydı. Gözleri deli gibi ve şişkindi aşırı kısa kollu gömleğinin içindeki ellerini boşluğa uzatmıştı. Onu böylece acınacak halde görmek kendisini rahatsız etmişti. Yumuşayan duyguları söze döküldüğünde sertleşti. Mümkün değil, dedi kadın kararlılıkla. Bugün gezmek için söz verdik onlara. Üç haftalığına kiraladığımız otelden yarın ayrılmak, insanlar güler bize. Buradan ayrılmamız için tek bir neden görmüyorum ben. Ben burada kalacağım. Erna da burada kalacak ve ben gidebilirim öyle mi? Ben burada rahatsızlık veriyorum sadece. Keyfinizi kaçırıyorum. Bu boğuk çığlığıyla kadının sözünü kesmişti. Çökmüş, iri yarı bedeni doğruldu. Yumruklarını sıktı. Alnındaki damarlar öfkeden titriyordu. İçinden bir şeyler çıkacaktı. Bir şeyler söyleyecek ya da vuracaktı. Fakat birdenbire sırtına döndü. Ağır bacaklarını sürüye sürüye hızla merdivenlere doğru yürüdü. Arkasından biri kovalıyormuşçasına basamakları hızla çıktı. Yaşlı adam soluk soluğa basamakları tırmandı. Odasına girmek, yalnız kalmak, kendine engel olmak, sinirlerini yatıştırmak, aptalca bir şey yapmaktan kaçınmak istiyordu. Tam üst kata çıkmıştı ki kor haline gelmiş bir pençe bağırsaklarını parçalıyormuş gibiydi. Sendeleye sendeleye duvara yaslandı. Ah bu şiddetli, yakıcı, ezici sancı. Haykırmamak için dişlerini sıktı. Birden bastıran sancının kıskacı altında aldığı bedeni inleyerek büküldü. Adam neler olduğunu anladı hemen. Safra kesesi krampıydı. Son zamanlarda ona sık sık acı veren o korkunç sancılardan biriydi. Ama şimdiki gibi korkunç acı vermemişti hiç. Doktorun heyecanlanmayın dediğini hatırladı. Acılar içinde kıvrılırken ve sancısının ortasında öfkeyle kendi kendine şöyle dedi. Heyecanlanma demesi kolay. Nasıl heyecanlanmayacağım da göster bakayım Profesör Bey. Eğer insan... Ah! Kor haline gelmiş, görünmez pençe, acılar içinde kıvranan bedenine öyle uyuyordu ki yaşlı adam inliyordu. Güçlükle bedenini dairesinin kapısına kadar sürükledi. Kapıyı açtı ve kendini divana attı. Acıdan yastıkları ısırdı. Uzanınca sancısının şiddeti azalmıştı. Pençenin yakıcı tırnakları, yaralı iç organlarının o kadar şiddetli değişmiyordu kompres yapmalıyım diye hatırladı. Damla alayım, o zaman hemen geçer. Fakat ona yardım edecek kimse yoktu. Hiç kimse. Onun öteki odaya gidecek kadar, zile basacak kadar gücü yoktu. Hiç kimse yok dedi acıyla. Günün birinde bir köpek gibi gebereceğim. Bana acı veren şeyin ne olduğunu biliyorum. Safra kesesi değil. İçimde büyüyen ölüm bu. Ben yaralı bir adamım ve hiçbir profesör, hiçbir kür bana yardım edemez. 65 yaşında insan artık sağlıklı değildir. İçimi neyin oyduğunu, geçtiğini biliyorum. Ölüm bu. Bundan sonra yaşayacağım birkaç yıl yaşamak olmayacak artık. Sadece ölmek. Sadece ölmek. Fakat ben ne zaman, ne zaman yaşadım ki? Kendim için, kendim için ne zaman yaşadım ki? Nasıl bir hayattı bu? Sürekli yalnızca para kazandım. Para, para ve hep başkaları için. Ve şimdi, Şimdi bana ne yardım edecek? Bir karım oldu. Gencecik bir kızım. Onunla evlendiğimde ona ilk ben sahip oldum ve bana bir çocuk doğurdu. Yıllarca aynı yatakta, aynı havayı soluduk. Ve şimdi? Şimdi nerede o? Yüzünü tanıyamıyorum artık. Bir yabancı gibi konuşuyor benimle ve benim hayatımı hiç düşünmüyor. Hislerimi, acılarımı, düşüncelerimi. Her geçen yıl bana daha da yabancılaşıyor. Nereye gitti? Bir çocuğum vardı. Büyüyüp serpildi. Sandım ki yeniden yaşamaya başlayacağım. Kendime layık bulduğumdan daha aydınlık, daha mutlu bir hayatım olacak. Ölmeyeceğim. O ise geceleri benden uzaklaşıyor ve başka adamların kollarına atılıyor. Bir başıma öleceğim. Yalnız başıma. Çünkü onlar için çoktan öldüm. Tanrım, Tanrım hiç bu kadar yalnız olmamıştım. Ağrının pençesi arada bir onu yerinden yakıyor, sonra yine bırakıyordu. Fakat öbür ağrısı şakaklarına gitgide daha da şiddetli vuruyor, düşünceler bu sert, bu sivri acısı olmayan bu kor gibi çakıl taşları şakaklarına batıyordu. Şimdi düşünme, sakın düşünme. Yaşlı adam ceketinin ve yeleğinin düğmelerini açmıştı. Gömleğinin altındaki şişkin, hantal ve biçimsiz bedeni titriyordu. Dikkatlice elini ağrıyan yere bastırdı. Burada ağrıyan şey benden başkası değil dedi içinden. Sadece bu kadarım ben. Ateş gibi yanan şu ten parçasıyım sadece. Şu bedenin altında kıvranan şey yalnızca, sadece o bana ait. Benim hastalığım bu, benim ölümüm. Sadece buyum ben, bu. Artık komisyon temsilcisi değil, artık bir karısı, bir çocuğu, parası ve evi, işi yok. Gerçek olan sadece bu. Parmaklarımla hissettiğim bedenim ve onun içindeki acı veren ateş. Geri kalan her şey delilik. Hiçbir anlamı yok artık. Çünkü orada acı veren sadece bana acı veriyor. Beni endişelendiren sadece beni endişelendiriyor. Onlar artık beni anlamıyorlar ve ben de onları. İnsanoğlu yapayalnız. İnsanın bu kadar yalnız olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Fakat şimdi uzandığım şurada bunu hissediyorum işte. Ölümün Tenimin altında büyüdüğünü hissediyorum. Çok geç 65'ine geldiğim, ölüme çok yaklaştığım şu sıra. Şimdi onlar dans eder, gezmeye gider ya da orada burada keyif ederken o aşağılık kadınlar. Şimdi biliyorum, sırf onlar için yaşadım. Bana bir kez olsun teşekkür etmeyen bu kadınlar için. Tek bir saat bile kendim için yaşamadığımı biliyorum şimdi. Fakat onlardan artık bana ne? Beni ne ilgilendirir ki? beni hiç düşünmemiş o insanları niye düşüneyim ki? Onların merhametini beklemektense geberip gideyim daha iyi. Onları niye düşüneyim ki artık? Acısı gitgide yavaş yavaş geçti. O öfkeli el pençe gibi, kızgın bir kor gibi acılar içindeki adamın içini deşmiyordu artık. Fakat ne olduğu belirsiz bir şeyler kalmıştı. Sanki acı hissetmiyordu da yabancı, içeriye doğru dibine oyan bir şeyler bastırıyor, sıkıştırıyor gibiydi. Yaşlı adam gözlerini kapatmış, gergin bir şekilde, hafif hafif içini kemiren, yiyip bitiren şeyi dinliyordu. Sanki bu yabancı, tanınmaz güç önce sivri, şimdi ise küt bir aletle içinde bir şey oyuyordu, gevşetiyor, bırakıyordu. Parça parça bedenini didikliyordu. Artık vahşice yapmıyordu. Artık acımıyordu. Fakat içinde bir şeyler yanıyordu. Yavaş yavaş çürüyordu. Bir şeyler ölmeye başlamıştı. Yaşadığı her şey, sevdiği her şey bu ağır ağır tükenen alevde sönüp gidiyordu. Umursamazlığın gevşek çamurunda ezilip kömürleşmeden önce kapkara oluncaya kadar için için yanacaktı. Bir şeyler oluyordu. Bir şeyleri belli belirsiz hissediyordu. Orada öylece uzanırken ve heyecanla yaşamını düşünürken bir şeyler oluyordu. Bir şeyler sona ermişti. Neydi o? Kendini dinledi içini dinledi. Böylece yavaş yavaş yüreği ölmeye başladı. Orada öylece uzanmış yaşlı adam, gözleri kapalı, akşam karanlığının çöktüğü odada. Yarı uyanıktı hala, yarı düş görüyordu. Uykuyla uyanıklık arasında duyguları karma karışık adam, bir yerlerden acı vermeyen ve bilmediği bir yerden bir şeylerin, nemli bir şeyin yavaş yavaş içeri aktığını hissetti. Sanki kanı, içindeki kanı boşalıyormuş gibi. Bu görünmez akıntı acı vermiyordu. Şiddetli akmıyordu. Gözyaşlarının indiği gibi yavaş yavaş iniyordu. İnce ince, ılık ılık çisliyordu ve inen her damla yüreğinin içine işliyordu. Fakat yüreği, o karanlıklara bürünmüş yüreği sesini çıkarmıyor, bu yabancı akışı sessizce içine çekiyordu. Bir sünger gibi çekiyor, ağırlaşıyor, ağırlaşıyor, göğsünün dar kafesinde gittikçe şişiyordu. Yavaş yavaş kendi ağırlığıyla dolup taşan yüreği sessiz sedasız aşağıya doğru kaymaya, bağlar gevşemeye başladı. Gergin kasları çekiştiriyordu sanki. Acılar içinde kıvranan yüreği iyice büyümüş, kendi ağırlığıyla aşağı sarkmıştı. Şimdi de nasıl da acıyordu. İşte şimdi de bu ağırlık bedeninin içinden kopuyordu. Usulcacık öyle taş gibi yuvarlanmıyor, olgun bir meyve gibi düşmüyordu. Hayır. Bir sünger gibi, ıslaklığı tamamen emmiş bir sünger gibi derinlere düşüyordu. Ilık, boş bir yere. Kendisinin dışında varlığı olmayan geniş, sonsuz bir geceye düşüyordu. Ve daha biraz önce sıcak, hayat dolu yüreğinin olduğu yere korkunç bir sessizlik çöktü. Olağanüstü ve soğuk. Boş bir çukur açılmıştı. Vurmuyordu artık, damlamıyordu da. İçi tamamen sessizliğe bürünmüştü tamamen ölüydü. Ürkek göğüs kafesi, içi boş ve kapkara bir tabut misali bu sessiz ve anlaşılmaz hiçliği çevreliyordu. Bu düş duygusu öyle güçlü, bu şaşkınlık öyle derindi ki yaşlı adam kendine geldiğinde gayri ihtiyarı yüreğinin yerinde olup olmadığını anlamak için göğsünün sol yanını yokladı. Tanrı'ya şükür. Orada dokunan parmaklarının altında belli belirsiz ve ritmik bir şekilde bir şeyler atıyordu. Fakat bu Sanki boşluğa çarpan hissiz bir vuruştu ve yüreği yerinde değildi. Çünkü tuhaf bir şekilde adeta bedeni kendinden ayrılmış gibiydi. Ağrı yoktu. Hiçbir hatıra, sinirlerini, işkence görmüş sinirlerini harekete geçirmiyordu. İçindeki her şey sessizliğe bürünmüştü. Sessiz ve taşlaşmış gibiydi. Nasıl olur diye geçirdiği içinden. Daha biraz önce bir sürü şey bana işkence ediyordu. Biraz önce içim yanıyordu. Biraz önce bedenimdeki her hücrede can vardı. Ne oldu bana? Bir boşluğa dinler gibi kulak kabarttı. Yüreği atıyor mu, atmıyor mu? Dikkat kesildi. Fakat o çiseleme ve hışırtı, o damlalar ve vurmalar çok uzaktaydı. Kulak kabarttı. Yine kulak kabarttı. Hiçbir şey ama hiçbir şey, hiçbir şey duyulmuyordu. Hiçbir şey işkence etmiyordu, hiçbir şey eziyet etmiyordu. Hiçbir şey acı vermiyordu artık. Yanmış bir ağacın kovuğu gibi bomboş ve kapkara olmalıydı içi de. Sonra birdenbire ölmüş olduğunu ya da içinde bir şeylerin ölmüş olabileceğini düşündü. Böyle korkunç, sessiz akıyordu kanı. Bir ceset gibi soğuk yatıyordu altındaki bedeni. Sıcak elleriyle ona dokunmaya korkuyordu. Yaşlı adam içine kulak kabarttı. Gölden çan seslerinin her saat başı daha çok karanlığa bürünen odasında vurduğunu duymuyordu. Çevresine gecenin karanlığı çökmeye başlamıştı. Karanlık, uzaklaşan mekanın içindeki eşyaların üzerine kaplamıştı. Pencerenin dört yanında giren aydınlık, gökyüzü bile karanlığın içinde kaybolmuştu. Yaşlı adam bütün bunların farkında değildi. Gözlerini içindeki karanlığa dikmiş, kendi ölümünün içine bakar gibi sadece içindeki boşluğa kulak kabartmıştı. Sonunda yandaki odadan kahkaha ve neşeli sesler duyuldu. Işıklar yandı. Aradaki kapının altından hafif bir ışık sızdı. Yaşlı adam irkildi. Kızı ve karısıydı. Birazdan gelip onu yatağında bulacaklar ve soru sorular soracaklardı. Aceleyle yeleğini ve ceketinin düğmelerini ilikledi. Geçirdiği krizi bilmeleri gerekmiyordu. Onları ilgilendirmezdi. Fakat iki kadının onu aradığı yoktu. Görünen o ki aceleleri vardı. Çalan gong akşam yemeğini haber veriyordu. Herhalde akşam yemeğini hazırlanıyorlardı. Onlara kulak kabartmış adam açık kapıdan her hareketi dinliyordu. İşte şimdi çekmeceleri açıyorlar. Şimdi de yavaşça yüzüklerini lavaboların üzerine koyuyorlar. Şimdi ise ayakkabılarıyla yürüyorlar ve bu arada konuşuyorlar. Her sözcük, her bir hece korkunç derecede net bir şekilde onları dinleyen adamın kulağına geliyordu. Önce adamlar hakkında konuşup onlara güldüler. Yolculuk sırasındaki bir tesadüften bahsettiler hazırlanırken, yıkanırken, eğilirken, dişlerini fırçalarlarken orada buradan konuştular. Derken söz birden adama geldi. Babam nerede ki? diye sordu Erna. Onu bu kadar geç hatırlamaktan duyduğu şaşkınlıkla. Ben nereden bileyim? Bu kendisinden bahsedilmesiyle hemen sinirlenen karısının sesiydi. Herhalde aşağıda bir yerde oturuyor ve yüzüncü kez Frankfurt gazetesindeki kurları okuyor. Başka bir şey ilgilendirmez ki onu Gülü bir kez olsun seyretmiş midir sanıyorsun? Burası onun haşına gitmiyormuş. Bugün öğlen üzeri söyledi bana. Bugün buradan ayrılmamızı istediğini söyledi. Bugün ayrılmak mı? Peki ama neden? Bu yine Ernan'ın sesiydi. Bilmiyorum. Onu kim anlıyor ki? Bizim grubumuz ona uymuyor. Herhalde onların yanına hiç yakışmadığının kendisi de farkında. Her zaman buruş buruş giysiler, gömleğinin yakası açık dolaşması aslında ne kadar ayıp. En azından akşam üzeri başına dikkat etmesi için onu uyarmalısın. Seni dinliyor hiç olmazsa. Bir de bu sabah çakmak yüzünden yaptığı şey yüzünden neredeyse yerin dibine gireceğim. Evet anne, o neydi öyle? Sana soracaktım. Neydi babamın o hali? Onu hiç öyle görmemiştim. Gerçekten dehşete düştüm. Ah ne olsun, keyfi yerinde değildi. Herhalde borsa düştü ya da Fransızca konuştuğumuz için başkalarının keyiflenmesine tahammül edemez. Sen fark etmedin. Biz dans ederken kapıda duruyordu. Tıpkı ağacın arkasına saklanmış bir katil gibi. Gidelim. Hemen şimdi yola çıkalım dedi. Sadece o öyle istediği için. Burası hoşuna gitmiyorsa bıraksın da biz eğlenelim bari. Ama onun söyledikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. İstediğini söylesin, istediğini yapsın. Konuşmalar birden kesildi. Herhalde konuşurlarken hazırlanmışlardı. Evet, kapı açıldı, dışarı çıktılar. Düğmeyi çevirdiler, ışıklar söndü. Yaşlı adam sessizce divanda oturuyordu. Her kelimeyi duymuştu. Fakat ne tuhaf, hiç canı acımamıştı. Eskiden tek tek vuran ve çınlayan o vahşi saat şimdi göğsünde sessiz duruyordu. Bozulmuştu herhalde. Bu hassas noktada hiçbir hareket yoktu. Ne öfke, ne kin vardı. Hiçbir şey yoktu, hiçbir şey. Giysilerinin düğmelerini ilikledi. Tutuna tutuna merdivenlerindi. Onların masasına yabancıların yanına il, ilişirmiş gibi oturdu. Adam o akşam onlarla hiç konuşmadı. Anne ile kızı ise yumruk gibi şişman suskunluğunu fark etmediler bile. Adam sonrasında onlarla vedalaşmadan odasına gitti. Yatağa uzanıp ışığı söndürdü. Çok sonra keyifli bir akşam geçirmiş karısı geldi. Adamın uyuduğunu sanarak karanlıkta üstünü değişti. Bir süre sonra adam onun kaygısızca soluk alışını duydu. Yaşlı adam kendi yalnızlığıyla baş başa, açık gözlerini gecenin sonsuz boşluğuna dikti. Yanında karanlıkta bir şey yatıyor ve derin derin nefes alıyordu. Adam hatırlamaya çalıştı. Yanında, aynı odada, aynı havayı soluyan bu beden, aynı kişinin bedeniydi. Genç ve körpeyken tanıdı. Ona bir çocuk veren bu beden, kanın en derin sırrıyla kendisiyle bağlıydı. Düşünmek için her defasında kendini zorlaması gerekiyordu. Yanına uzanan bu sıcak ve yumuşak bedenin sahibi bir zamanlar hayatındaki en önemli varlıktı. Fakat ne tuhaf! Hatırlamak için bir duygusunu harekete geçirmiyordu ve yanındakine soluk alışları, onun için kıyının çakıl taşlarına vurup sesler çıkarak küçük dalgalarının pencereden içeriye dolan mırıltılarından başka bir şey ifade etmiyordu. Her şey çok gerilerde kalmıştı ve çok önemsizdi. Küçük bir şeydi sadece, bir tesadüf ve yabancı bir şey bir daha gelmemek üzere çekip gitmişti her şey. Bir kez daha titredi. Kızının yan taraftaki odasının kapısının usulcacık açıldığını duydu. Demek bugün de. Öldüğünü sandığı yüreğinde küçük, sıcak bir kapırtı duydu. İçinde sinire benzer bir şeyler. O da büsbütün ölmeden önce birkaç saniye titredi. Fakat sonrasında o da geçti. Ne isterse yapsın. Beni ne ilgilendirir ki? Yaşlı adam başını tekrar yastığa koydu. Acıyan karanlık yumuşak bir şekilde bastırıyordu. Derken mavi bir serinlik kanına karışıp rahatladı ve kısa bir süre sonra gücünü kaybetmiş duygularının üzerine zayıf bir uyku kapladı. Kadın ertesi gün uyandığında kocasının paltosu ve şapkasını giymiş olduğunu gördü. Ne yapıyorsun diye sordu yarı uykulu. Yaşlı adam arkasına dönmedi bile. Kayıtsızca pijamalarını valize koydu. Bildiğin gibi geri dönüyorum. Sadece gerekli olanları yanıma alıyorum diğerlerini arkamdan gönderirsiniz. Kadın irkildi. Ne oluyordu? Kocasının sesini hiç böyle duymamıştı. Her sözcük buz gibi, kaskada çıkıyordu. Yataktan fırladı. Buradan ayrılmak istemiyorsun değil mi? Bekle biz de geliyoruz. Ben Erna'ya söyledim zaten. Fakat adam, hayır hayır, rahatsız olmayın dedi sertçe, kabul etmediğini belirten bir hareketle. Sonra da etrafına bakınmadan kapıya yöneldi. Kapıyı açmak için elindeki valizi yere bırakması gerekti ve bu birkaç saniye numunelerle dolu valizini binlerce kez yabancı kapıların önünde yere bıraktığını hatırladı. Dönüp gitmeden önce daha başka siparişler için teşekkür ederdi. Fakat burada yapacak işi kalmamıştı. Bu nedenle selam falan vermedi. Bakmadan, tek söz etmeden valizini eline aldı. Kendisi ve geçmişi arasındaki kapıyı açıp gürültülü bir şekilde kapattı. Anne ile kız ne olduğunu anlayamamıştı. Fakat bu dikkat çeken Sert ve kararlı ayrılış ikisini de tedirgin etmişti. Hemen oturup ona mektup yazdılar. Olanları açıklayan, bir yanlış anlamı olduğunu söyleyen, neredeyse nazikçe, endişeyle yolculuğunun nasıl geçtiğini, eve nasıl vardığını soran, tatillerini her an yarıda kesebileceklerini açıklayan, alttan alan mektuplar yolladılar. Adam yanıt yazmadı. Onlar ısrarla yazmaya devam ettiler. Telgraf çektiler, yanıt gelmedi. Sadece iş yerinden bir miktar para gönderildi. Mektuplardan birinde gerekli olduğunu söyleyen para firmanın damgasını taşıyan bir posta havalesi geldi ne tek bir sözcük ne de bir selam yazılmıştı böylesi açıklanamaz ve sıkıntılı durum eve dönüşü çabuklaştırdı telgrafla geleceklerini bildirmelerine rağmen istasyonda onları bekleyen kimse yoktu evde de hiçbir hazırlık yapılmamıştı hizmetkarların dediğine göre yaşlı adam telgrafı dalgın dalgın okuyup masanın üzerine bırakmış ve hiçbir şey söylemeden çekip gitmişti. Akşamleyin yemek masasındaydılar. Nihayet dış kapının sesini duydular. Yerlerinden fırlayıp adamı karşıladılar. Adam şaşırmış gibiydi. Anlaşılan telgrafın geldiğini unutmuştu. Ancak kayıtsız bir duyguyla kızının kollarına atılmasına katlandı ve kendisine yemek odasına götürüp bir şeyler anlatmalarına tepki göstermedi. Fakat adam tek bir soru sormadı. Sessizce purosunu içmeye başladı. Bazen soğuk yanıtlar veriyor, bazen de soruları ve söylenenleri duymuyordu. Sanki gözleri açık uyuyordu. Sonra ağır ağır kalkıp odasına gitti. Sonraki günlerde bu böyle devam etti. Karısı boş yere onunla konuşmaya çalıştı. Konuşmak için ne kadar uğraşırsa adam da kendini o kadar çekiyordu. İçinde bir şeyler kapanmıştı. Yanına yaklaşılmaz olmuştu. Kendisiyle diğerleri arasında bir duvar örmüştü. Onlarla aynı masada oturup yemek yiyor, Birilere gelince bir süre sessizce oturuyor ve kendini içeri çekiyordu. Fakat artık hiçbir şeye katlanmıyordu ve konukların sohbetin ortasında gözlerine baktıklarında çekiniyorlardı. Çünkü adamın ölü ve anlamsız dalgın bakışlarıyla karşılaşıyorlardı. Yaşlı adamın gittikçe tuhaflaşan davranışları en yabancılarının bile dikkatinden kaçmıyordu. Çok geçmeden tanıdıkları caddede onunla karşılaştıklarında birbirlerini dürtmeye başlamışlardı. Kentin en zenginlerinden biri olan yaşlı adam, şapkası eğri bir şekilde başını ortalamış, ceketi sigara külü dolu bir dilenci gibi duvarın dibine gidiyordu. Her adımında tuhaf bir şekilde sallanıyordu. Çoğu zaman yüksek sesle kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Biri selam verdiğinde korku dolu bakışlarını kaldırıyordu. Bir onunla konuştuğunda boş gözlerle karşısındakine bakıyor ve elini uzatmayı unutuyordu. Başlangıçta insanlar onun sağır olduğunu sanıp sözcükleri yüksek sesle tekrar ediyordu. Fakat sorun bu değildi. Aksine adamın iş dünyasındaki uykusundan uyanması için zamana ihtiyaç oluyordu ve konuşmanın ortasında birdenbire tuhaf bir şekilde kendini unutuyordu. O zaman gözlerindeki hayat yok oluyor, karşısındakinin şaşkınlığını aldırmadan sendeleye sendeleye uzaklaşıyordu. Her defasında bulanık bir düşteyken, bulutlar arasında kendisiyle meşgulken rahatsız edilmiş gibi görünüyordu insanları fark etmediği anlaşılıyordu. Fakat tüm kent için en garip olan, şaşırtıcı olan şuydu. Daha önce önceleri hiçbir dini gruba ait olmayan adam birdenbire dindar biri oluvermişti. Her şeye kayıtsızken, yemeğe ya da randevuya hiçbir zaman gelmeyen adam, ibadet saati tapınağa gitmeyi hiç ihmal etmiyordu. Orada siyah ipek takkesini giyiyor, ibadet cübbesini omuzlarında, her zaman aynı yerde, bir zamanlar babasının durduğu yerde Yorgun başına ilahiler okurken sallıyordu. Burada yarı boş, sözcüklerin yabancı ve karanlık bir şekilde çevresinde uğuldadığı bu mekanda kendisiyle baş başa kalabiliyordu. Huzur gibi bir şey karışıklığının üzerine örtüyor ve karanlıkta yürüyen yüreğine sesleniyordu. Fakat ölen birinin arkasından dua okunduğunda, ölenin akrabalarının, çocuklarının, arkadaşlarının onun için Tanrı'dan rahmet dilediklerini gördüğünde gözleri nemleniyordu bazen. O son kişiydi, biliyordu. Hiç kimse onun arkasından dua okumayacaktı. Böylece o da diğerleriyle duayı mırıldanıyor ve sanki ölmüş kendisini düşünüyordu. Bir defasında akşamleyin amaçsızca dolaşıp geri dönerken yarı yolda yağmura yakalandı. Yaşlı adam her zaman olduğu gibi şemsiye almayı unutmuştu. Birkaç kuruşu araba bulabilirdi. Kapı önleri ve cam saçaklarıyla yağmura karşı korunak olabilirdi. Fakat tuhaf adam sallana sallana titreye titreye hiçbir şey umursamadan sıralı sıklam yürümeye devam etti. Ezilmiş şapkasında çamurlu su birikmişti. Kollarından akan sular adımlarının önünde gölcükler oluşturuyordu. Adam aldırış etmeden ağır ağır yürümeye devam ediyordu. Neredeyse hiç insan kalmamış caddeye tek başına. Sırı sıklam olmuş, her yerinden sular damlayan adam, kibar villasının efendisinden ziyade bir serseriye benziyordu. Evinin önüne geldiğinde uzak farlarını yakmış bir araba sert bir frenle durduğunda bu dikkatsiz yayayı çamur içinde bıraktı. Işıkları yanan arabadan aceleyle karısı indi. Arkasından ona şemsiye tutan kibar bir konuk ile ikinci bir bey. Kapının hemen önünde çarpıştılar. Kadın onu tanıdı ve onu bu durumda sırılsıklam ve her yanından sular akar bir vaziyette görünce korktu. Gayri ihtiyari bakışlarını kaçırdı. Yaşlı adam hemen durumu kavradı karısı konuklarının yanında utanmıştı. Herhangi bir duygu üzüntü hissetmeden karısını utanacağı bir tartışma fazlından kurtarmak için yabancı biri gibi birkaç adım ötedeki hizmetkarın merdivenlerine yöneldi. Kaderine boyun eğerek içeri girdi. O günden sonra yaşlı adam kendi evinde hep hizmetkarların merdivenlerinden girdi. Burada hiç kimseyle karşılaşmayacağından emindi. Burada kimseyi rahatsız etmiyordu. Kimse de ona rahatsızlık vermiyordu. Artık yemeklere de gelmiyor. Bir hizmetçi yemeğini odasına çıkarıyordu. Bir defasında kızıyla karısı yanına gelecek oldular. Utanarak ama karşı konulmaz dirençle onları geri gönderdi. Artık ölmüş olan yüreği sızlamıyordu. Fakat bedeninin içinde kara bir solucan içini kemiriyor, etini didik didik parçalıyordu. Krizler her hafta artıyordu. Sonunda acılar içindeki adam doktorların da ısrarıyla özel bir muayeneyi kabul etti. Profesör endişeliydi. Hastayı dikkatle bilgilendirirken ameliyatın şart olduğunu söyledi. Fakat yaşlı adam korkmadı. Sadece hüzünle gülümsedi. Tanrı'ya şükür. Sona geldim. Ağır ağır ölüme yaklaşmasının sonu gelmişti. Şimdi iyi şey olacaktı. Ölüm. Doktora yakınlarına bir şey söylememesini rica etti. Ameliyat gününü belirledi ve hazırlandı. Son kez. Hiç kimsenin onu beklemediği ve onu gördüklerinde sanki bir yabancıymış gibi davranmadıkları iş yerine gitti. Son kez eski siyah deri koltuğuna oturdu. 30 yıl boyunca yaşamı boyunca binlerce saat oturmuştu bu koltukta. Bir çek defteri getirdi, bir yaprağını doldurttu ve bu çeki bölgenin başkanına verdi. Adam çekin miktarını görünce neredeyse korktu. Bu paranın hayır işlerinde ve cenazesi için kullanılmasını istedi. Teşekkür edilmesini beklemeden hızla ve sendeleyerek oradan ayrıldı. Bu arada şapkasını düşmüştü. Fakat onu yerden almak için eğilmedi bile. Böylece başı açık, hastalıklı, sarı ve buruşuk yüzünde hüzünlü bakışlarıyla anne ve babasının bulunduğu mezarlığa yürüdü. İnsanlar ona hayretle bakıyorlardı. Orada bulunan birkaç içsiz, güçsüz kişi de aynı şekilde adama hayretle baktı. Adam uzun süre ve yüksek sesle neredeyse çürümüş mezar taşlarıyla insanlarla konuşur gibi konuştu yanlarına gideceğini mi söylüyordu yoksa hayır dualarını mı istiyordu? Hiç kimse ne konuştuğunu duydu. Sadece sessiz dudakları hareket ediyordu ve dua sırasında başı gittikçe öne düşüyordu. Mezarlığın çıkışında adamı tanıyan dilenciler etrafını sardı. Adam bozuklukları ve kağıt paraların hepsini ceplerinden boşaltıp vermişti. Yüzü kırış kırış yaşlı bir kadın gelip yalvardı. Şaşkın adam tüm ceplerini yokladı ama bir şey bulamadı sadece parmağında yabancı ve ağır bir şeyin varlığını hissetti. Altın nikah yüzüğüydü bu. Birden bir anısı canlandı. Hızla yüzüğü parmağından çıkarıp şaşkın bakışları altında kadına verdi. Böylece adam tamamen yoksul, tamamen boşalmış ve yapayalnız bıçak altına yattı. Yaşlı adam narkozdan ayıldığında tehlikeli durumun farkına varan doktorların haber verdiği karısı ve kızı odaya girdi. Adam mavileşmiş göz kapaklarını güçlükle açtı neredeyim ben diyerek daha önce hiç görmediği yabancı beyaz odaya bakındı. Tam o sırada kızı ona sevgisini göstermek için zavallı ve bitkin yüzüne doğru eğildi. Birden kör gibi etrafına bakınan gözler tanıdık birini görüp hareket etti. Bir ışık, küçük bir ışık parladı gözlerinde. Bu oydu. Her şeyden çok sevdiği çocuk. Bu oydu. Erna'ydı. Nadin, güzel çocuk. Acılaşmış dudaklarında yavaş yavaş bir gülümseme belirdi küçücük bir gülümseme. Kapalı ağzın çoktandır unuttuğu küçücük bir gülümseme. Bu zahmetli sevinç belirtisinden sarsılan kızı, kanı çekilmiş yanaklarından öpmek için babasının üzerine biraz daha eğildi. Fakat tam o sırada ona bir şeyler hatırlatan tatlı parfüm kokusundan mı yoksa yarı baygın beynin unuttuğu o anı hatırlamasından mı bilinmez, yüzündeki o mutlu çizgiler bir anda kayboluverdi. Dudakları Renksiz dudakları birdenbire öfkeyle kenetlenip isteksizliğini gösterdi. Örtünün altında eli güçlükle hareket ediyor, kalkmak istiyor, iğrenç bir şey istemediğini işaret etmeye çalışıyordu. Git, git diyerek peltek peltek ama anlaşılır sözcükler çıkarıyordu solgun dudaklarından. Kalkıp kaçacak durumda olmayan adamın titreyen yüz çizgilerindeki nefret o kadar korkunçtu ki durumdan kaygılanan doktor iki kadını kenara çekip sayıklıyor diye fısıldadı. Şimdi onu yalnız bırakırsanız daha iyi. İki kadın henüz dışarı çıkmıştı ki, kasılan yüzü hoş bir uyku haliyle gevşedi. Kesik kesik nefes alıyordu. Yaşamın güç havasını alabilmek için göğsünden derin derin hırıltılar çıkıyordu. Fakat bir süre sonra yoruldu. Bu acı insan besinini içine çekmekten. Doktor kalbini muayene ettiğinde çoktan durmuş olduğunu gördü. Yaşlı adama artık acı vermeyecekti.